Biz de devam edelim madem öyle. Gülşah geliyor. Ayna kapansın ve Gülşah kendine baksın. O da başka topu zinmiyor. Hep ensede yapıp duruyor. Tamamen doğal. İnanılmaz. Tamamen doğal. Sayenizde. Omuzlara düşüyor böyle. Yo yo, mankenimin sayesinde yaptım onu ya. Duvar nerede? Tamamen duvak mı? Ben de göremiyorum. O ne? O ne? Takmadım. Yeni trend bu. Doğa arkada unutmuş. Nasıl buldun kendini? Tabii ki berbat. Süngerli topuz bir kere bu şekilde olmaz. Ben sürekli yapıyorum saçıma süngerli topuz. Hmm. Buralardan çıkmış. Zaten en başta duam yok. Evet, en başta söyleyeceğin şeyi en son söyledim. Makyajımda da yine göz hatlarım yine kırışık içinde. Senin gözlerin kırışık, ne yapalım? Olmamış yani, beğenmedim. Hiç beğenmedim. Makyajı da sevmedin. Hayır, sevmedim. Saçı da sevmedim. Zaten saç beni zaten bitirdi yani. Neredeyse aldıcam o derece. Hepsi senin sayende oldu, farkında mısın? Yo, benim sayemde değil. Ben gayet güzel oturdum. Evet, hepsi senin sonuçta sayende beğenmedim. Oldu. O dedikoduyu yapmasaydın bana öyle olmayacaktı. Ne alakası evet, var? Evet, dedikodu yaptığın için öyle oldum. Model suçlamıyoruz ama değil mi? Model suçlamıyoruz. Bir saniye, ben modelimle konuşayım. Ondan sonra siz gayet iyi konuşursunuz. Konuşun, buyurun. Şimdi sayın Gülşah Hanım. Buyurun Emine Hanım. Görüyorsunuz değil mi? Evet. Görüyorum, merak etmeyin. Şimdi siz benim bir kere başta bir kuaförün yanlış mıyım? Psikolojisini bozmayacaksın. Yanlışsın. Nasıl? Şu anda verdiğin tepki çok yanlış. Kuaförün psikolojisi bozulamaz ki. Yanlışsınız. Sen bir müşteri ve hanımefendiyle konuşuyorsun. Verdiğin tamam. Tepkiye bakar mısın? Dalga geçiyor. Bir saniye, ben hanımefendiyle konuşuyorum, o ayrı. Yok, bir şey doğru o söyledi. Ayrı. Bir şey doğru söyledi ama tepkisi yanlış. Dalga şey... geçiyor gibi konuşuyor. Neyi doğru söyledi? Bu çok yanlış. Bir kuaförün psikolojisini bozmayacaksın dedi. Kuaförün psikolojisi bozulamaz ki abi. Bizim öyle bir lüksümüz yok. Nasıl yok ya? Bu bizim için lüks. Yani psikolojimizin bozulması, kuaför psikoloğa gitmemiz bizim için Beyaz Saray'da yemek yemek. Kapıdan girerken sen her şeyini geride bırakmak zorundasın. Kuaför insan ben her şeyimi geride bırakmışım zaten. Onun saçını yapıyorum zaten. Anlamadılar ki. Modelim tamamıyla makyajım hakkında bana olumsuz şeyler söylemeye başlayınca benim tamamen psikolojimi bozdu. O anda farklı şeyler düşündüm. Tamamen saçtan kopmuştum zaten. Mankenim kalkıp benim makyözümle alakalı bana kötü sözler söylediği zaman, beni aynı şekilde eleştirdiği aynı zaman makyözümü eleştirebilir. Tabii ki en doğal hakkı. Tabii ama yalan yanlış bana göre, ben inanmadım. Beni halen etkilemeye çalıştı. Benim o an psikolojim bozuldu. Saçı bırakıp mankeni mi dinlediniz? Efendim? Saçı bırakıp mankeni mi dinlediniz? Saça devam ediyorum o anda. Hayır, o zaman, hayır, hayır. O zaman profesyonellik bu işin neresinde? Profesyonellik nerede? Söyleyeyim mi size? Şimdi ben profesyonel bir insanım. Tamam. Tamam mı? O müşteriyle manken ayrı ama kalkıp benim makyözümle alakalı. Şu anda burada yarışmadayız biz. Evet. Anlatabiliyor muyum? Tamam. İnanmadım bir yarışma. Biz... Neden etkileniyorsun? Etkilenirim. Etkilenirim. Çünkü ben bu ona inanmıyorum. Çünkü görüyoruz. Benim makyözüm... Oynuyor, saçıyla oynuyor yani. Evet, saçıyla oynuyor. Yok yukarıdan topla, yok aşağıdan topla. Tamamen... Acemilik. Acemilik mi? Hayatımda hiçbir zaman acemilik yapmadım. Yapmam da ama bu şekilde bugün hayatımda ilk defa böyle bir şey yapıyorum. Benim yorumum bitti. İstediğiniz hodri meydan diyorum size. Buyurun. Model arkadaşımızdan özür diliyorum. Böyle bir yarışmacı arkadaşımıza denk geldiği için. Yazık. Üzgünüm adına. Bu kadar mı? Bu kadar. O kadar teminden beri konuşuyorsun. Yok yok, ben size gibi konuşmak istiyordum. Ben hanımefendiye değil. Orada konuşulacak bir şey yok çünkü. Bah, ben bah, her bah. Koşulda, her yapılan saça, her tele saygı duyarım. Yapılan makyaj mıdır, saç mıdır, topuz mudur, bir saniye, fön pardon, müdür? Pardon, çok özür diliyorum. Sadece saçtan konuşuyorsunuz deminden beri. Aynı şekilde yanınızdaki makyöz arkadaşla.
Makyajla ilgili neden hiçbir şey söylemiyorsunuz? Daha dur be, ağzını açmadım neden? Ki ben. Önce ben saçı bitireyim. Sen saçla ilgili konuşuyorsun. Ağzını önce açmadım ki ben. Lütfen. Önce lütfen. Ben saçı bitireyim. Hiçbir şey bilmiyorum. Ağzımı çünkü, açmadım. Çünkü göremiyorsun, yakalayamıyorsun. Suçluluk duygunuz çok fazla. Yakalayamıyorsun. Senin yakaladıkların belli. Evet. Benim suçluluk duygunuz, suçluluk daha duygunuz çok fazla. Daha konuşma sırası gelmedi bana. Konuşma sırası gelmedi ve ilk manken bizim mankenimizdi. Mankenimizi uğurladık, sizin manken saçla geldi. İlgili konuşma. Sizden de bize fırsat makyajla kalmadı maalesef. Konuş, tamam mı? Sizden de bize saçla fırsat ilgili kalmadı. Konuşma, makyajla ilgili konuş lütfen. Sana sormayacağım neyle ilgili konuşacağımı. Uğur Bey bittiyse bitti, buyurun. Efendim. Geç makyajını, saçını yorma. Bak. Makyajda ben makyajı yok çok fazla şey yapmadım yani, hani kötü bulmadım. Sadece benim hatamı düşmüş aynı şekilde. Göz altlarında bir karaltı var. Bir de alnında bir karaltı görüyorum. Allah Allah, nerede? Kaşlar gözlük, çok martı şeklinde duruyor. Al şuna da gözlük bana göre. Ne duruyor? Karaltı martı varmış orada. Al. Benim gözlüğü ver ya taksın. Kaşını mı alacağım yayında? Hayır, martı şeklinde boyamışsın. Hayır, boyamadım. Kaşının şekli o. Alamayacağım için aynı şekli doldurdum. Niye alamıyorsun? Biz kaynak söktük. Al o zaman. Niye? O şekilde. Dün öyle durmayan saç ya da... Sen olan makyaj... kaşı zaten sen berbat ediyorsun. Dün öyle durmayan kaş şimdi nasıl öyle duruyor? Dün gayet iyiydi. Gayet aynı duruyor. Yok, ben beğenmedim. Siz ezde topuzundan başka topuz bilmiyor musunuz? Yok, bilmiyorum. Çünkü yani, hanımefendi öyle istedi. Yani iki gün saç yapıyoruz. Üst üste ikisini de ezde topuzu yapıyoruz. Evet, çünkü neden? 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 Başka topuz bilmiyorsunuz ondan. Bir sor bakalım kendine. İşte neden? Ben cevabını da vereyim. Başka evet. Topuz bilmiyorsunuz ondan. Bilmiyorum, öyle mi? Biliyorum. Neden? Çok gayet de iyi biliyorum. Anlat o zaman. Keratinleri var, aşağıda boncukları keratin var. Keratin olunca yukarı bak, çıkmıyor mu saç? Tamam, çıkıyor, çıkmıyor değil. Evet. Ama inanılmaz kısaları var ve elektriklenme oldu saçta. Zaten bırakmıyordu ki, acıyor, acıyor, acıyor. Yani. Acıtıyorsunuz. Acıtırsanız acıyor. Ne yapayım der şimdi? Aşağı inmiş bayağı. Duvak nerede? Duvak yok, nerede? Duvak yok. Niye duvak yok? Gitmiş orada duruyor. Duvağın işte, icadından orada haberiniz mi yok? Orada uyduruyor. Duvağın icadından haberiniz mi yok? Yetiştiremedim, kabul ediyorum. Yetiştiremedim. Sayın sanatkar. İşte amatörsün, yetiştiremezsin. Evet, amatörüm, yetiştiremedim. Zamanını düzgün kullanır, yetiştirirdin. Valla gayet güzel dün olmuş ense bence. Topunuz, kadar, bugün yani ense topunuz. Yani günün en doğal saçı benimki. Birazcık bakış açınızı değiştirin, daha güzel saçlar gösterin. Ben hiç beğenmedim. Biraz sonra sizinkini de göreceğiz. Bence sizin sakinliğe ve bu gerginliğini gerginliği atmanızı bekliyorum. Bir sakinleştirici iğne falan yapalım bence. İyi bir iç çıkarsaydınız gerçekten sakin bir şekilde konuşurdunuz. Bu hareketlerini sizi yapamadığınız anlamına gelir. Burada sizi sükunete davet zaten ediyorum. Zaten düğün güzel bir iş çıkardı. Makyaj bize, hakkında konuşacağım. Verdik. Makyaj bu hakkında konuşacağım. Rujunu çok beğendim. Allığı çok bu şekilde yüzünün komple sürmüşsün. Allık bu şekilde sürüldüğü zaman yüzü aşağı çeker. Allık sürmedim hiç. Kontur. Bronzer. Bronzer. O da allık gibi duruyor. Ne zaman bileceksin acaba? Ne zaman şey öğrenecek değil mi? Şimdi izleyen seyirciler bronzer, allık falan hani bunlara girersek ben size bir matematik... Niye gir? Makyaj matematiği işte, çizerim. Bir senede çözemezsiniz. Onu bir geçelim. Sürdüğünüz her neyse yüze komple aşağı doğru yüzü aşağı çekmiş. Bu şekilde yapmamanız lazım. Şu anda da görülüyor zaten. O bir hatadır. Göz altını kapatamamışsınız. Göz üstüne çok farı komple sürmüşsünüz. Bu genelde fashion dergilerde gotik makyajlar olarak... Haşin mi? siz az önce beyefendiye sözümü kesmemiş demiştiniz. Aygı saygısızlığı bana yapıyorsunuz. Var mı başka bir şey sizin masadan? Yok yani, ne yorum yapacak nasıl buldunuz? Pelin, şimdi senin modelin pembe alt tonlu. Dekoltesine bakarsan göreceksin ama yüzüne uyguladığın fondöten sarı alt tonlu bir fondöten. Renk farklılığı var demiyorum ama ton farklılığı var. O yüzden yüzü çok açık renk duruyor. Ama genel olarak bakıldığında bence bir gelin makyajı bu şekilde olmalı. Daha sade, nötr, masumiyet simgelemeli. Bir de kontür soğuk renk kullanmışsın. Güzel duruyor. Ama allıkla kontürü aynı hizada uygulayamazsın. Çünkü biz yüzümüz kız allığı neden sürüyoruz? Yüzümüzün kızarık bölgelerine. Allık sürmedim. Burada bunun allık yok bronzer mu? Bronzer uyguladım. Şuradaki izi niye ben görüyorum? Bir tek üstü şişhane, altı tophane. Çünkü altta kontür var, üstte allık var. Allığı şakağa kadar uygulamış. Yanlış bir uygulama olmuş. Yani şuralarda bırakman gerekiyor bronzer allığı. Bronzer. Neyi, şeyi mi diyorsun? Allıktan bahsediyorum. Allık buralara gelmez mi? Hayır, gelir. Oraya gelir ama şakağa kadar gitmez. Kontür evet gider. Ben allık uyguladım diyorum. Bronzer tamam, uyguladım. Bronzer, buraya doğru tamam, dönmez bronzer mi? Bronzer diyeyim o zaman. Senin istediğin olsun. Bronzer'ı
yukarıya kadar uygulayamazsın. Uygulanır. Hayır hayatım bak uygulamaz yani. Kırmızılık burada, buraya kadar kırmızılık var. Burada bak güldüğün zaman. Nasıl göstereyim bak, ki? Bir saniye beni dinle. Ha. Güldüğün zaman burada bak şimdi. Buraların kızarması gerekir. Buraların kızarması gerekir. Buraya bronzer mı uygulayacaksın sadece? Hayatım sen bronzer'ı sıcaklık katmak için mi kullandın? Evet. Tamam bu demek ki allık uygulaması allık değil mi? Allık değil işte. Tamam bronzer Seda ya. Ya tamam bronzer, o zaman şöyle yanık söyleyeyim etkisi sana. Bir dakika bak ne dediğimi anla. O zaman sıcaklık vermek istediğin ürün diye söyleyeyim. Sıcaklığı buraya veremez. Burada bırakırsın. Niye burası evet, yüksek? Kontürü buraya kadar götürebilirsin. Direkt buradan güneş vurur. Güneş evet highlighter oradan sürülür. Yok güneş direkt önden vuruyor. Sen yanlış biliyorsun. Ya ben bilmiyorum ya tekniğini sağdan, sen biliyorsun. Geliyor. Güneşin sağdan yani, soldan gelmiyor. Bronzer her zaman böyle uygulanır yani. Kontür bile böyle uygulanır. Bir şey söyleyeceğim. Emine sen konuşuyorsun ama sen o boynundaki yüzün arasındaki 3 ton farka bir bak. Hayalet çok güzel duruyor. Ben böyle seviyorum. Ben sen zaten seviyorum. Her şeyi bak, bu şekilde böyle seviyorsun. Böyle seviyorum. Böyle sen altını gidiyor. Bu şekilde doldur. Her böyle şeyde kılıfın var Emine senin. Tamam. Senin her şey bir konu ben var. Değilim. Ya seni kale almak istemiyorum tamam mı? Oh, herkes Seda, konu görüyor ben çünkü. Değilim. Evet Necati senden de bir kısaca yorum alıp artık puanlamaya geçelim. Öncelikle yani kendini savunma şekline hayran kaldım Emine Hanım'ın. Yani yorum yapacak bir saat yok. Sadece kendi ne yaptığını farkında kabul etmiyor. Buradan ben geçen hafta yarışan Ramazan abiye gerçekten selam gönderiyorum. Adam aynen gerçekten öyle. Ne yaptıysa psikolojisi de bozuk aynen olsa kabul ediyordu. Bana bir verin diyordu. Kabul etmek bir erdemliktir. Yapamadıysan yapamamışsındır. Süren yetişmemiştir. Ben söyledim bunlar zaten dua takamadım bitmedi, dedim. Bitmedi. Bunlar olabilir. Olmuştur. Ettim. Ama şu an alaycı bir tavırla hem müşterine yaklaşıyorsun hem bize yaklaşıyorsun. Ben müşterime gülüyorsun, yaklaşıyorum. Gülüyorsun. Çok güzel oldu diyorsun. Ben beğeniyorsun. Ben gayet netim. Oradan çıkan en ben az. Ben gayet netim. Ya ben bitirmedim konuşmamı ya. Lütfen bitir o ya. Zaman. Hadi bıraktım lütfen bitir ya. Lütfen ya. Bitir de kurtulayım. Evet lütfen senden. Müsaade edelim. Ben yorum de saygısız yapsın. Oluyorum şimdi evet, burada. Evet dinliyoruz Necati. Beğenmedim genel anlamda. Bu kadar mı? Aynen. Ya oradan çıkan saçın doğallık demesi beni bitirdi zaten. Peki acaba kendi kuaförüne ve makyözüne ikinci günde kaç puan vermek istiyorsun? Sıfır olsa sıfır verirdi eminim. İki. İki. Oo vallahi bravo. O da makyajdan kurtardık ha ben sana söyleyeyim. Modelimden bugün 2 puan aldım. Tabii ki hak etmediğim bir puandı. Çünkü modelim çok kafasıyla oynadı. Topuzu bir aşağı bir yukarı değiştirdi bana. Beni ikileme soktu. İşte bozmadım dedi. Halbuki bozmuştu saçını. Kendi eliyle şöyle alıp çektiğini gördüm ben. Ama bozmadığından bahsetti. Yalan söyledi. Evet makyaj yaparken de hala saçla oynuyordu. 30 dakika boyunca da zaten saç hakkında konuştu. O yüzden de ben pek makyaja çok iyi bir performans gösteremedim. Gülşah ikinci günde kendi kuaförüne ve makyajına 2 puan verirken sizler...